Ay. Of Merve, gülüp durma be. Kaç kere yıkadım, kuaföre de yıkadım, düzelmiyor. Ay pardon, hani derler ya, saçları sinirden diken diken oldu diye. Seninki de öyle bir şey herhalde. Öyle mi? O zaman şimdi de senin saçların dikilsin bakalım. Volkan'la Nana bu akşam beraber yemeğe çıkıyor Merveciğim. Delireceğim ha. Bu kızın saçını başını yollarım yemin ederim ha. Sinirden titriyorum yemin ederim ya. Of. Ay ay ay, inanmıyorum ay. Az önce indirmedim mi ben bunu? Volkan, keser misin şu ıslığı lütfen? Neden Arkan? Çünkü dikkatimi şu maliyet hesaplarına veremiyorum da ondan. Ne yani? Buna benim ıslığım mı engel oluyor? Evet, senin ıslığın engel oluyor. Senin ne derdin var Arkan ya? Dünden beri sürekli benimle uğraşıyorsun. Yok bir derdim falan. Dikkatimi dağıtıyorsun. Anladık anladık. Sen bugün de tersinden kalkmışsın. Hiç uğraşamayacağım. Sen kal. Ben çıkıyorum. Ben böyle rahat adam görmedim ya. Biz burada iş için kafa patlatalım. Beyimizin tek derdi makara. Tek bildiği eğlensin, gezsin, tozsun. Volkan değil mi? Haklısınız Hakan Bey vallahi. Ayran gönüllü budala. Hangi çiçeğe konacağını bilmiyor ki. Hay ağzını öpeyim Hakan Bey. Merve. Lafın gelişi yani canım. Ama sadece suç onda mı Hakan'cığım? Ne demişler? Kadın davetkar olmasa? Doğru valla. Kız adamın sürekli tepesinde. Bu kadar da ısrar olmaz ki canım. İnsanda azıcık gurur olur. Yok canım. Nana Saf'ın teki. Onun dünyadan haberi yok. Bizimki yapıştı kıza. Neymiş efendim? Ona İstanbul gecelerini gezdirecekmiş. Şurada gözünün önünde ne cevherler var görmüyor da. Sen daha saf diye koru onu. Nefret tam bir şey o. Yani Volkan kendini mutlu edecek bir kadın bulamamış şimdiye kadar. Bu daldan dala konması o yüzden. Ay belki de çok büyük bir aşk acısı yaşamıştır. Hiçbir şey yaşamaz o bencil. Ancak kendini düşünür. Yere bakan yürek yakan cinsinden işte. Asıl böylelerinden korkacaksın. Yani aslında. Belki de kendine güvensizliğinden böyle yapıyordur. O yerden bitme kendine çok güveniyor ama... Sonunun ne olacağı hiç belli olmaz. Biraz sakinleştin mi hayatım? Hı? Hı hı. Volkan nerede? Çıkmış beyefendi. Boş ver canım. Takma bu kadar. Hem bize ne öyle değil mi? Tabii canım. Bize ne? Dur bak, ben şimdi seni nasıl rahatlatacağım. Efendim? Diyorum ki uzun zamandır baş başa hiçbir şey yapmadık. Akşam matmuşla çocuklar bize geçsin. Nasıl sana ne da yok. İkimiz baş başa yemek yiyelim. Ha? Ne dersin? Onlar 7:30'da gidecekler. Hakan? Efendim? Sen beni dinliyor musun? Evet, tabii. Ne diyorsun? Tamam. Güzel. Şöyle güzel bir yemek. Sonra da kırmızı şarap. Hı? Kırmızı şarap mı? Beyaz da olabilir. Niçin? Ay Hakan, akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için tabii ki. Ha. Olur tamam tabii. Yani her ikisi de olur. Yok yok, sana kendi ellerimle harika bir sofra hazırlayacağım. Özel bir gece olsun istiyorum. Hadi canım hadi. Tamam. Nana. Hadi. Nana sakın unutma, yarın 7:30'da. Gelip alacağım seni. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ya. Tamam be Volkan. 40 kere söyledin. Hiçbirimiz unutmayacağız. Tamam o zaman 7:30'da görüşürüz. Tamam tamam. 7:30. Bakalım daha neler göreceğiz. Efendim? Hiç. Sen bana bir şey mi dedin? Yo, sana ne diyebilirim ki? Güzel. Sen... Bu toz ne?
Ne yapıyorsunuz bütün gün evde? Sabah hallederim. Yok canım. Yarın senin çok önemli bir randevun var. Anca hazırlanırsın. Ama ben... Ben de istiyorum gezmek tozmak ama olmuyor ki. 7:30'da unutma, olur mu? Ama nasıl unutulur? 40 kere söyledi zaten. Ne yaptım şimdi ben? Ah, Yüce Kulina. İyi ki geldin. Sana öyle ihtiyacım var ki. Sihirli ekrandan deminden beri seni izliyorum. Çaresizliğini anladığım için buradayım nanacığım. Volkan'la yemeğe çıkacağız ama Hakan bana çok kötü davranıyor. Acaba gitmesem mi? Ya bırak kötü davransın, üzülsün, ne var bunda? Nasıl yani? Eğer üzülürse daha iyi, akıllı. Daha mı iyi? Hakan üzülmesi neden iyi olsun ki? Ay nana, sen beni çatlatacaksın gerçekten. Ne kadar safsın. Eğer sen Volkan'la yemeğe gittiğinde Hakan üzülürse seni kıskanıyor demektir. Bu da senden hoşlanıyor anlamına gelir. Gerçekten mi? O halde umarım üzülür. Şimdi hazırlan ve aşağı in. Hakan hiç umursamıyormuş gibi şöyle bir bak buna ve Volkan'la yemeğe git. Teşekkür ederim Kulina. Ay boşuna bana aşk kadını demiyorlar. Ne aşk kadını ayol? Aşk profesörüyüm. Aşk profesörü. Ne giysem, ne